Hepinize merhaba, o Bülent'in değerli takipçileri. Bugün yeni bir saat videosuyla karşınızdayım. Kusura bakmayın, biraz paltoluyum çünkü havalar bayağı soğuk. Şu anda da ofisteyim. Cumartesini bugün ofiste geçirmeye karar verdim. Hazır, sakin, güzel bir ortam varken de bir saat videosu çekmek istedim açıkçası. Bugün değeri bilinmeyen saatler serimizden farklı bir saatten bahsedeceğiz. Biliyorsunuz hep size İsviçre ETA mekanizmalarından bahsettim. Swiss saatlerin çok değerli olduğundan bahsettim. Bugün ise farklı bir saat markasından bahsedeceğim. Bir Orient'ten bahsedeceğim size. Neden bu saatten bahsedeceğim? Neden bu markadan bahsedeceğim? Çünkü bu markayla ilgili bana çok soru geliyor. İşte elimde Orient var, ne kadar değerlidir ya da Orient'in saatlerini huzurla alabilir miyim? İşte Orient'in saatleri kaliteli midir? Orient'in çelik kalitesi kaliteli midir? Pek çok soru geliyor bununla alakalı. İşte koleksiyonunuzda Orient var mı? Siz Orient'e değer veriyor musunuz gibi. Arkadaşlar, Orient gerçekten iyi bir marka. Biliyorsunuz daha önceki videolarımızda biz saatlerden bahsederken işte İsviçre saatlerden sonra Japon mekanizmaların çok önemli olduğunu, İtalyan mekanizmaların, Alman mekanizmaların çok değerli saat markalarına sahip olan ülkeler olduğunu söylemiştik. Orient'te Japonların Amerikan ortaklığı en önemli markalarından bir tanesi. Orient'in hikayesi 1950 yılında başlıyor. 1950 yılında ilk saatlerin üretime başlıyor. Daha sonra kurmalı saatler üretmeye başlıyor Orient ilk olarak. Kurmalı saat sektörüne giriyor. Daha sonra pilli Orientler, ardından takvimli Orientler üretiyorlar. İlk olarak mesela Orient, 1950 New Orient olarak çıkıyor. İşte ardından Royal Orient furyası başlıyor. Grand Prix 100 serisi sonradan geliyor. Ardından Flash serisi geliyor. 1967-1971 yıllarında Orient yenileniyor. Farklı modeller üretmeye başlıyor. İşte Ultramatic dediğimiz modeller, King Diver dediğimiz modelleri üretmeye başlıyor. Bunlar piyasada çok fazla tutulan modeller oluyor ve çok ciddi in-house mekanizmalar bunlar. Ve Japon mekanizmadır arkadaşlar. Seiko kalitesinde saatler üretmeye başlıyor. Seiko'nun üst segment kalitelerinde saatler üretmeye başlıyor. 1976 yılında işte ilk multi kalender, yani multi takvim saatini üretiyor ve 1991-97 yıllarında Monbijou dediğimiz özel otomatik saatlerini üretiyor ve 1997 yılında Enforce serisini üretiyor arkadaşlar ve benim koleksiyonumda çok değer verdiğim saatlerden bir tanesidir bu Enforce serisi arkadaşlar. Şimdi size bugün de özellikle taktım. Enforce saati göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi duruşu, çelik kalitesi inanılmaz güzel bir saat arkadaşlar. Bu benimki, şöyle tutayım, solak saati de diyoruz. Kurma kolu ters tarafta. Ve kolunuza taktığınız zaman saatin kalitesini gerçekten hissediyorsunuz. İçerisinde Orient'in Japon in-house mekanizması var. 1997 yılında üretiliyor ilk Enforce ve daha sonra da farklı versiyonları üretiliyor ve 2014 yılında da Orient ilk Retrogate dediğimiz Royal Orient üretiyor. Şöyle de göstermek istiyorum saati, yakınlığına da gideyim. Bakın içindeki fosforlar, kadran, tepeli, vidalı kurma kolu, ne kadar ki kurma kolu çok hassastır. İnanılmaz kalitede bir saat. Özellikle Orient almak isteyenlere Enforce modelini önerebilirim. Orient tabii ki Swatch gibi bir strateji sürdürüyor. En düşük segmentte de saat üretiyor. Yani bugün bir 600-700 liraya da Orient buluyorsunuz. Ama arkadaşlar
şunu bilmeyen çok arkadaşımız var. Orient'in 15 bin liraya, 20 bin liraya da saatleri var. Enforce'da orta segment saatlerinden bir tanesi ve yaklaşık fiyatı 8 bin lira, 7 bin lira civarında. Bunu göstermek için de internetten biraz baktım, hani Türkiye'de ne fiyatlarda saat. Orient'in Türkiye distribütörü Aslan Saat, resmi distribütörü. Ve şu an size Orient'in, kamerayı döndüreceğim ve göstereceğim saatini, fiyatını. Arkadaşlar bakın. 8.658 lira şu an Orient'in bu saati arkadaşlar. Bu Türkiye'deki fiyatları, yurt dışındaki fiyatları da yaklaşık 6.000-6.500 civarında olan saatler. Gerçekten çok ciddi yatırım olan bir şirket. Çok ciddi işler yapan bir şirket. Japon olarak kurulup daha sonra belli bir kısmı Amerikan ortaklar tarafından da devralınan bir şirket. Ama Orient son dönemin özellikle 2010 sonrası ciddi atılımlar yapmış ve çok ciddi mekanizmalar geliştirmiş bir şirket. Zamanında İsviçre ETA kullanmayı da düşünüyor ama kendi imajını yaratmak için, kendi markasını yaratmak için bundan vazgeçiyor. Diğer markalara göre daha farklı bir strateji ile ilerliyor ve bugünkü Orient oluyor. Bugün bir Orient'i de Seiko gibi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz, takabilirsiniz. Orient'in en alt segment saati bile bir açıkçası işte Osso gibi saatlerden, işte ne bileyim Diamond Rene gibi saatlerden, işte piyasa saatlerinden çok daha değerlidir, çok daha güzeldir. O yüzden ben Orient kullanmanızı tavsiye ederim. İsviçre saatlerinden de birçok modeli çok daha uygun rakamlardadır. Multi kalender modelleri gerçekten, yani full takvim modelleri gerçekten çok kıymetli, çok güzel saatler ve tasarım açısından da çok güzel saatler üretiyor Orient. Orient'in çok ciddi bir tasarım ekibi var. İşte tamamıyla mekanizması gözüken bizim iskeleton model dediğimiz saatlerde de çok başarılılar. Bu yüzden Orient gerçekten alınabilecek, takılabilecek, keyifle kullanılabilecek bir saat. Ben de değeri bilinmeyen saatler arasında Orient'i mutlaka size tavsiye ediyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın bu bir Enforce. İlk üretimi 1997 yılı olması lazım. Yine şuradan da bir açıp bakmam lazım. Size de yanlış bilgi vermeyeyim. Evet, 97 yılı ilk Enforce üretimi arkadaşlar. Çok güzel bir saat. Bir diver. Diver saat ne demek arkadaşlar? Diver saat suyun altında güvenle kullanabileceğiniz saat demek. Ama ben hiçbir saatimi suyun altına sokmam. Mecbur kalmadıkça. Çünkü bazı arkadaşlarımız tamam bu su geçirmez saat diyor. Denize giriyorlar. Denizde sadece su yok arkadaşlar. Mineraller var. Mineraller saati bozabiliyor. O yüzden ben kullanmıyorum ama kullanabilirsiniz. Bu diver bir saattir arkadaşlar ve 200 metre derinliğe kadar kullanılabilecek bir saattir. Dalgıç sporlarıyla, işte su altı sporlarıyla ilgilenen arkadaşlar da bunu çok rahatlıkla kullanabilir. Bu sebeple ben Orient modellerini ve özellikle Enforce modelini size tavsiye ediyorum. Bugün özellikle bu saati anlatmak için bu videoyu çekmek istedim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Eğer beğenirseniz beğenme butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ve kanalımıza abone olun. Biliyorsunuz kanalımız zaman zaman farklı sürprizler yapıyor. Şu an akvaryumcular için, yani balık severler için bir çekilişimiz olacak 29 Aralık'ta. Ben bu tarz bir çekilişi saatler içinde yapıp birkaç saat sever arkadaşıma hediye de vermek istiyorum. Bunun için de detayları kanalımdan paylaşacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize mutlu hobiler.